seyirciler, bir kullanım kitabı programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün de size Palmera BG520A'yı anlatacağız. BG520A sırt tırpan demek. Bir de bunun CG520A'sı da, o da yan tırpan demek. Bir sonraki programda da size yan tırpanı anlatacağız. Bugün uzman teknisyen arkadaşım Ercan'la birlikte size BG520A'nın nasıl kurulumunu, kullanımını ve nasıl kullanmamız gerektiğini ilgili bilgiler vereceğiz. Ercan hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk Şükrü Bey. Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyi Allah'a şükür olsun. Evet, bir önceki programımızda testlerimizi anlatmıştık. Evet. Şimdi de sırt tırpanımızla alakalı bilgiler vereceğiz. Evet, önümüzde şu anda iki tane koli duruyor ayrı ayrı. Evet. Sırt tırpanla alakalı. Sanırım bunun içerisinde şey var. Kafa kısmı var sanırım. Evet. Motor kısmı. Evet. Bunda da kol kısmı var. Kol kısmı var, evet. Evet, izleyicilerimizin sırt tırpanı hakkında önce ufak bir bilgi verelim mi? Yani bu sırt tırpan nerelerde kullanılır? Bu sırt tırpan çoğunlukla böyle bayır dediğimiz engebeli arazilerde kullanılır. Ve de mesela yan tırpanı kullanamayacağımız yerler var. Sırt tırpanı kullanamayacağımız yerler var. Hepsi ayrı ayrıdır. Biliyorsunuz yani kullanamayacağınız yerler çoktur. Hı hı. Ve de bunu çoğunlukla biz böyle bayır, dik arazilerimizde... Daha çok Karadeniz kesimine mi hitap ediyor evet, bu tırpan? Evet, daha çok Karadeniz kısmı kısmına hitap ediyor. Ve de bunlar biliyorsunuz çok amaçlı kullanılan makinelerdir. Nasıl çok amaçlı? Mesela bu makinelerimizin mekanik bölümlerinde... Bir gösterelim mi? Bir açmaya başlayalım tabii, mı beraber? Tabii, açmaya başlayalım. Evet, şu anda bu motor kısmını açıyoruz Ercan'la birlikte, kolimizi. Bakalım kolimizin içinde neler çıkacak? İlk önce... Şu tutma kolumuzu. Evet. Bu tutma kolumuz bir tane. Evet sevgili seyirciler, bu tutma kolumuz. Bu da koruyucu muhafazamız. Koruyucu muhafazamızı da aldık. Şöyle bir kullanım kılavuzumuz da burada. Şöyle bir garanti. Genel garanti belgemiz de içinde çıkıyor. Bu da şöyle gördüğünüz gibi bıçağımız. Evet, üçlü bıçağımız sevgili seyirciler burada. Ama bu korumalı şu anda. Hani ağız evet, kısmı korumalı. Tabii, onları onu birazdan çıkartacağız. Evet. Ve şöyle de direkt motor kısmı ve otomatik başlığımız çıktı. Evet. Ve içinde bir tane benzin karışım bidonumuz var. O da yere düştü. Evet. Benzin karışım bidonumuz da burada. Onu ben alayım. Tamam. Benzin karışım bidonumuz da birlikte. Gene anahtar takımımız da burada mevcut. Tabii. Ve benzin karıştırma bidonumuz da var. Ve direkt tırpanımızın motor kısmını görüyorsunuz. Şeyi de açalım. Kol kısmını kol da açalım. Kol kısmını mı açalım? Evet. Şöyle. Direkt açalım. Onunla ilgili de izleyicilerimize bilgiler vermeye başlayalım. İki parçadan oluşuyor sevgili seyirciler tırpanımız. Evet, gördüğünüz gibi de kol kısmı. Evet. Bir de bu bağlantı aparatı sanırım. Evet. Onu da alalım. Ben şu koliyi alayım buradan. Tabii. Alırsak çok evet, iyi olacak. Evet, koliyi de aldık. Evet. Şimdi bize tırpanla ilgili biraz bilgiler de verir misin Ercan? Sırt tırpanımızla alakalı. Sırt tırpanla alakalı hangi konumda? Mekanik bölümde mi yoksa... Önce şeyden başlayalım istersen. Önce kurulumundan başlayalım. Kurulumla beraber izleyicilerimize de ürünümüzü hem de anlatmış oluruz. Tabii. Nasıl kurmamız gerekiyor bunu? Önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İlk önce dikkat etmemiz gereken husus, makinemizi şöyle bir kenara alalım. İlk önce şu şart borusu kısmını bir... Önce onu mu kuralım? Onu mu halletmemiz evet, onu, lazım? Evet, onu kuralım ilk önce. Tamam, ne yapmamız gerekiyor? Çünkü biraz zor kısmı burası. O yüzden evet, bunu dikkatli bir detaylı bir şekilde... Ben bunu alayım istersen. Ha, evet, evet. Parçaları da direkt sana vereyim. Hı, onları ben alayım. Bu otomatik başlığın, bu anahtarların, üçlü bıçağın ve burada tutma kolum var. Evet. Muhafazan burada. Burada benzin karıştırma bidonum var. Evet. Şimdi bize anlatır mısın? Tutma koluyu nasıl kurmamız gerekiyor? Şimdi, ne yapmamız gerekiyor? İlk önce şöyle çevirdiğimizde bunun burada gördüğümüz şu muhafaza. Önce muhafazadan mı başlıyoruz? Evet, önce muhafazadan başlayıp kolu, ilk önce kolun işini bitireceğiz. Tamam. Sonra birleştirme şeyine evet, geçeceğiz. Önce muhafazamıza başlayalım önce. Ben sana şöyle yardım edeyim. Bir de özellikle şunu belirtmek istiyorum muhafaza elimizdeyken. Şurada gördüğümüz... Evet, gösterelim. Bu nedir Ercan? Bu misina. Mesela otomatik başlık dediğimiz şu. Evet. Az önce yine birazdan çalışırken de göreceğiz. Bu uzadığında, aşırı derece uzun olduğunda makineye zarar vermeye başlar. Ama tabii buradaki bıçağımız buna müsaade etmiyor.
döndüğü zaman direkt evet, kesiyor onu. Evet, döndüğü zaman fazla uzadı mı burası. Bu şurada, çıkıyor herhalde. Evet, burada kesici jiletimiz. Jilettir bu. Evet, şunu görüyoruz sevgili seyirciler şurada da. Evet, misyonerlerimiz uzadığı zaman buna direkt çarpıp. Otomatik olarak kesmesini sağlıyor. Tabii tabii. Bu, zaten burada otomatik başlık. Birazdan nasıl kullanıldığını, nasıl şeyden hepsini göstereceğim tamam, ben. Tamam, gösterelim. Şimdi ilk önce bunun montajını yapalım. Tamam, yapalım. Evet, yalnız bir de bu muhafazayı mesela çoğu kullanıcılarımız takmıyorlar. Takmıyorlar. Evet, ve de bu muhafazamız yine makinemizin üzerinde olmadığı sürece herhangi bir servise gittiğinde makinemiz garanti kapsam alanına girmiyor. Peki bu bize ne sağlıyor? Bu bize ne sağlıyor? Birincisi ilk etapta misinamızın boyunu ayarlıyor. İkincisi yüzümüze gelen cisimleri gelmesi için engelliyor. Yani tabii yani çünkü bunun çok aşırı derece devirli döndüğü için küçük bir parça yüzünüze yani size temas edebilir. Sert bir şekilde gelir değil tabii, mi? Tabii sert bir şekilde gelir ve size zarar verir yani. O yüzden bu mutlaka sevgili seyirciler bu koruma muhafazasını mutlaka kullanmamız gerekiyor. Bu mutlaka olması gerekiyor. Evet, bazı yerlerde sevgili izleyiciler hani özellikle tırpan kullananlar bunu takmıyorlar ki daha rahat çalışabilsinler diye ama güvenlik her şeyden önemli sevgili seyirciler. Evet. Evet şimdi bunu takmaya başlayalım. Gene burada da bir alyana ihtiyacımız var sanırım. Evet. Şurada zaten takımlarımızın içerisinde. Zaten sevgili seyirciler yani kutunun içerisinden de her türlü ihtiyacınıza yarayacak bütün aletler, bütün takımlar, bütün her şey içinde bulunuyor. Evet. Şu anda alyanımızla beraber. Şimdi bunu çıkartıyoruz herhalde. Evet. İlk önce şunları bu şekilde buradan alıyoruz. Bunu direkt şeye takacağız. Bu kısma takacağız herhalde. Şu kısma. Şurada bir evet. Şurada gördüğünüz bir delik var sevgili seyirciler. Şurada bir delik görüyorsunuz. Onunla beraber vida ile beraber buna takmış olacağız. Evet, şimdi bunların hepsini ben çıkartıyorum evet, zaten. Şimdi orada takarken hepsini göstereceğim zaten. Evet. Yani koruma başlığı çok önemli. Güvenlik çok önemli. Açısından evet. Da çok önemli. Tabii tabii. Çünkü, kesinlikle. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilemeyiz. Tabii taş, çalı, her şey yüzünüze fırlayabilir. Cam gelebilir, tabii, metal cam bir gelebilir. Şey gelebilir. Çünkü çok fazla devirle döndüğü için. Evet. Yani güvenlik açısından da çok çok önemli. Yani mutlaka bu muhafazanın olması gerekiyor sevgili seyirciler. Yani rahat çalışacağım diye güvenliğinizden olmayın lütfen. Bunu bu şekilde yerine koyuyoruz. Evet, şu anda yerine koyuyoruz. Şurada dikkat edersiniz şuraya sıfır değil mi? Evet. Şunu gösterelim yani şuraya sıfır olması gerekiyor. Yani sıfır olması gerekiyor derken... Pardon. Sıfır olması gerekiyor derken şu şekilde olması evet, gerekiyor. Evet, şu şekilde. Ters bir şekilde o olması gerekiyor. Evet. Bunu buraya bu şekilde yerleştirdik. Bunu buraya zaten sıfır yanaştırdığımız zaman, koyduğumuz zaman hani üzerine parçayı koyduk mu her şey denk geliyor. Tamam, her şey şu an denk geliyor. Şu anda yapmamız gereken sadece vidaları yerleştirmek. Evet. Şimdi bu şekilde... Evet, ben de sana yardım edeyim şöyle. Tabii. Burada, evet, şu anda 3 tane vidamız var sevgili seyirciler. Korumayı da bu şekilde başlığında bu şekilde takıyoruz. Önemli olan tam yerine denk getirmek. Yani bunun da sağlam olması önemli çünkü hareket etmemesi lazım. Hareket ederse sizin de çalışmanızı yavaşlatır. Rahat çalışmanızı engeller. Şimdi şimdi bunu da denk getirelim oraya. Evet. Evet, çok güzel. Üçüncü vidamızı da taktık. Şimdi alyanla beraber. Evet, şimdi komple sıkıştırıyoruz komple, bunu. Yani bunu sağlam olması gerekiyor. Tabii. Bu hareket ederse... Hareket ederse buradaki şaft borusuna zarar verir. Hı-hı. O zaman da yine de bize tabii zararı olur. Bu defa muhafaza çalıştırmamız gerekecek. Evet, yani bunları... biz dikkatli kullandığımız zaman kullanıcı hatalarından dolayı makinenin ömrünü kısaltmamış olacağız. Bu da bizim için önemli. Yani bu muhafaza olmadı mı hem kendinize zarar hem cebinize zarar. Aynen çok güzel doğru. Şöyle evet. Sıkıştırdık. Evet. Şu anda muhafazamız gördüğünüz gibi hazır bir hale geldi. Şimdi yapmamız gereken nedir? Şimdi yapmamız gereken şunu şöyle alayım. Burada yine bizim rahat tutabilmemiz için koyulması gereken şu tutma kolu. Bunu da yine zaten şurada siyah bir parçamız koyulmuş gördüğünüz evet. Gibi. Onun içerisine monte edeceğiz. Gene bunda da 4 tane vida var. 4 vidanın da çıkması gerekiyor. Tabii. 4 vidanın da çıktık çünkü birbirinden ayırmamız gerekiyor.
Ondan sonra birleşeceğiz. Biraz sırt tıpı hakkında bilgi verir misin vidaları sökerken? Biraz önce bahsetmiştik. Yani biraz daha engebeli, dağlık arazilerde kullanması gerekiyor. Yani daha çok Karadeniz kesimine mi hitap ediyor bu sırt tırpan? Evet, daha fazla Karadeniz. Peki ben düzlük bir arazim var ama gene sırt tırpan kullanmak istiyorum. Benim için anlamlı mıdır sırt tırpan? Yoksa yan tırpan mı kullanmam gerekiyor? O istediğin şekilde kullanabilirsiniz. Yani o illaki Karadeniz bölgesi değil, çünkü düz kısmı da kullanabilirsiniz. Yani bu rahatlık amaçlı. Rahatlık. Yani şimdi yani yan tırpanla dik bir yerde bu şekilde duramazsınız yani. Yani düz zeminde her şekilde durursunuz ama yani meyilli bir arazide onu iş yapamazsınız, kullanamazsınız. Evet, şu anda tutma kolumuzu onu koyuyoruz. Bundan sonraki yapılacak işlem nedir Ercan? Hani bir yandan da vidanı sökerken de bize anlatır mısın? Bundan sonraki yapılacak işlemimiz makineyle şart borumuzu bağlantısını mı kurmak olacak? Bağlantısını yapacağız. Sonrasında da gaz tertibatının, gaz tellerinin, stop kablolarının bağlanma şekillerini göstereceğim. Bunlar da önemli çünkü orada bir herhangi bir kopukluk olduğu zaman makinenin de çalışmama durumu oluyor. Evet ve ondan sonra da hava filtresi, yine bunun da hava filtresi, yine bujisi aynı şekilde. Onları da anlatalım izleyicilerimize. Yani sırt tırpanımızı. Yani insanlar bunu sırtına aldığı zaman özellikle eğimli ve arazilerde, engebeli arazilerde, dağlık arazilerde daha rahat çalışmasını sağlayacak. Tabii. Bir sonraki programda da sevgili seyirciler size yan tırpanı anlatacağız. O da düzlük arazide sizin de daha rahat çalışmanızı sağlayacak. Bu önemli çünkü yüksek böyle dağlık arazilerde yan tırpan kullanmakta zorluk çekebilirsiniz. Ama bunu sırtınıza aldığınız zaman çok rahat daha hareket edebilirsiniz. Birazdan da Ercan size bunun nasıl kullanılması gerektiğini de anlatacak. Bir de bu sırt tırpan biraz fonksiyonları çok fazladır. Her şeye uyumludur. Nasıl yani? Biraz bilgi verir misin? Tabii. Yani mesela zeytin sirkme makinesine monte edebiliyorsunuz. Fındık sirkme makinesine monte edebiliyorsunuz. Dal budama aparatlarına monte edebiliyorsunuz. Yani her şekilde her amaçla kullanabiliyorsunuz. Birçok fonksiyonu var. Tabii. Şu anda tutma kolumuzu takıyoruz. İlk önce şunu bu şekilde. Evet, ben sana yardım edeyim. Tabii. Bunu da üzerine getirip bu şekilde. Zaten siyah orada bir yer vardı. Tam onun üzerine denk gelecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. Evet. Ondan sonra vidalarımızı sıkıştırıyoruz. Evet. Gene bu üst kısım, yani şu oval kısım sevgili seyirciler, yukarıda olması gerekiyor ki sizin buradan daha rahat tutmanızı sağlayacaktır. Diğer kısım da altta olması gerekiyor ki iki elinizle beraber rahat kullanmanızı sağlayacak bu da. Özellikle fındık bahçelerinde bu çok kullanışlı. Tabii. Hani ben de kullanıyorum. Benim de fındık bahçelerim var. Evet. Niye kullanıyorum? Çünkü biz genelde fındıklarımızı, ağaçları silkeleyip yerden toplarız ki daha rahat ve daha çabuk olsun diye. Evet. Bu sefer ne oluyor? Çünkü tırpanla temizlenmemiş bir arazi olduğu zaman sevgili seyirciler, o fındıkları o çalıların, o otların arasında bulmak çok zor. Ama şimdi tertemiz halı gibi bir zeminde fındıkları toplamak çok kolay. Hani ordulu olduğum için bunu bir söylüyorum size. Hani ben de fındık topladığım için. Özellikle de Karadeniz kesimlerinde fındık ağaçlarını temizlerken, özellikle de dip sürgünü yaparken de çok etkili. O yerdeki fındıkları çok rahat toplamanızı sağlar. Çünkü ağaçtan toplamak bir zaman. Yani ama yerden toplamak daha kolay oluyor. İnsanların daha kolayına geliyor. O yüzden bütün fındık bahçelerinin yerlerinin temiz olması lazım ki fındık da kaybetmeyelim. Yani orada 3 tane fındığı da bulamayabiliriz. Orada 2 tane fındığı bulamayabiliriz. Bu da yine cebimize zarar yani. Tabii. Ne kadar fındık toplarsak bizim için o kadar kar. O yüzden de fındık bahçelerinizi tırpan kullanarak, özellikle sırt Karadeniz bölgesi için söylüyorum, sırt tırpan kullanmak çok faydalıdır. Faydalı, şu anda mantıklı. Bu bitti. Şimdi bundan sonrasında yapacağımız şey şimdi bağlantıyı mı sağlayacağız? Evet. Şu dedi, bu bizim spiral hortumumuz. Bu tamam. Esnektir. Tamam. Yani bunu sırtta olduğu için, spiralli olduğu için bunu da mesela daha rahat hareket edebilmemiz için düşünülmüştü. Evet, çünkü neden? Çünkü burası böyle dönüyor sürekli. Evet. Çünkü bizim hareket kabiliyetimizi daha iyi olmasını sağlıyor şu dönme esnasında. O yüzden de bunun esnek ve bu şekilde olması bizim yararımıza. Tabii. Şimdi bunu monte etmeden önce şurada iki tane vidamız var. Tamam. Ondan ne işe yarıyor Ercan? Bu vida, bunları birbirine monte ettikten sonra birbirinin ayrılması için kullanılan bir parça. Tamam. Bu tek, sadece o da zaten bir tane vidamız var. Tamam.
Şu delikte... Hangi kısım? Evet, burada önemli. Bak, burada iki tane kısım var sevgili seyirciler. Bir tanesi delikte olan kısım, bir tanesi düz olan kısım. Bu delikte olan kısım makine tarafına, deliksiz olan kısım da şart borusu tarafına göre. Evet, şöyle şunu çeviriyoruz. Çevirelim. Evet. Yani şöyle. Gördüğümüz gibi deliksiz kısım. Şuradaki spiral telin ucu onu köşeli. Gösterelim. Evet, şu köşeli olan. Köşeli bunu, olan. Evet, buraya denk getiriyoruz. Bu zaten o da karşılığı hemen hazır orada. Şu şekilde tık yerine yerleştiriyoruz. Evet. Ve sonra getirip buradan vidamızı gördüğünüz gibi çok çok basit yani. Evet. Vidamızı da bu şekilde takmış olduk. Yerler de çok önemli. Mesela ben o tarafı bu tarafa takarsam ne olur? Takamazsınız ki. Takamayız değil mi? Yok. Tamam. Olmaz zaten. Ama dikkat etmemiz lazım. Tabii ama olmuyor deyip de zorlarsanız da o zaman makinenin parçası kırılır yani. Sıkıntı yaşayabiliriz. Tabii. Şimdi. Şimdi burada yapmamız gereken bir şey var mı? Burada yapmamız gereken şu an şaft kolumuz hazır. Şu anda o zaman ben şöyle tutayım. Şunu sana vereyim ben. Evet, süper. Evet, şu kısmı ben alayım. Tabii. Sen şimdi de izleyicilerimizi göstererek anlatır mısın? Tabii tabii. Şimdi bu gördüğümüz. Evet. Yine buradaki uç, spiral ucumuz. Spiral ucu, evet, ona bakıyoruz. Onu nereye takıyoruz? Bunu şurada gördüğümüz gibi, yuvası burada zaten. Yuvası orada. Evet, şuradaki deliği de, şurada tuttuğum pin var, görüyorsunuz. Evet, pimi de gösterelim sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler, pimi kaldırıyoruz. Evet. Orada deliği yerleştiriyoruz. Evet. Takalım Ercan onu da. Şimdi bu şekilde bunu yerine getiriyoruz. Evet, şu anda spiral borumuzu taktık herhalde. Yok, takılmadı. Şu an sadece sesi duyuracağım ben. Tıkla. Evet. Şimdi çekiyoruz. Şimdi yerine oturttuk. Şöyle takıldı. Bıraktık. Tıktık. Bitti. Evet. Şu anda tam yerine oturdu. Evet, şu anda. Şu an tam yerine oturdu. Tamam. Zaten oturmadığı zaman bu pim yukarıda kalır. Evet. Ve sonrasında şimdi şöyle çevirelim daha doğrusu. Aha. Evet, biraz şey yapıyor sanırım, uğraştırıyor sanırım bu. Evet. Biraz teknik özellikleri fazla olduğu için sevgili seyirciler. Şimdi sonrasında şu gaz telimiz, bunlar da stop fişlerimiz. Tamam. Start stop burada fişlerimiz. Ne yapmamız gerekiyor? İlk önce burada yapmamız gereken hava filtre kapağımızı çıkartıyoruz. Tamam. Bunu alıyoruz bu şekilde. Burada gördüğümüz gibi yine olmazsa olmazlardan bir tanesi şu hava filtre süngerimiz. Evet. Bu hava filtre süngeri çok önemli olan bir parça. Evet. Bu sürekli gün içerisinde her depoda temizlenmesi gerekir. Nasıl temizleyeceğiz? Bunu sadece yağsız benzinle. Yağsız benzinle. Evet, yağsız. Bunun bir tane de yediği olursa çok iyi olur. Bir tanesini yıkayıp kenara koyup kuruması için, bir tanesini de yine temiz aynı şekilde yani değişimli olarak kullanılması gerekiyor. Uzun ömürlü kullanılması gerekiyorsa, eğer uzun ömürlü gitmesini istiyorsanız bunun yediği ve çok temiz olması gerekiyor. Tamam. Ve şimdi şurada gördüğümüz telimizin ucu. Bu gaz telimizin ucu. Gaz telimizi. Bunu nereye takacağız? Bunu şurada gördüğümüz gibi, bak şurası biraz daha geniş. Evet. Şöyle çevirdiğimiz zaman burası daha dar. Evet. Bunu biz geniş tarafını bu tarafta bırakıyoruz şu şekilde, çapraz bir tamam. şekilde. Bunu buradan karşıya geçiriyoruz. Şu evet. şekilde. Bunun yerine taktık. Şunu elimizi hafif böyle çektirip. Hı-hı. Bir saniye. Şuradan dikkat edersek gaz tetiği basılı kalırsa eğer, burada bunu takamayız. Tel uzun kalır. Hı-hı. Tamam. Şimdi bu şekilde bunu bir elimize de oynatarak, yani şu şekilde bu tarafa doğru çekiyoruz. Bu şekilde ve buradan bunu buraya gördüğünüz gibi tık tamam. yerine geçti. Yuvadan içeri. Eğer ters olduğu takdirde bu telin ucu dışarıda kalır. Hmm. O zaman da gaz şekli kalır. Makine sürekli çalışır. Evet, ona dikkat edelim. Evet. Şimdi onu bıraktığımızda zaten bakın normale geçti. Evet. Gördüğünüz bak, gibi. Şu anda görüyorsunuz, ben şu anda gaza basıyorum sevgili seyirciler. Şu anda orası da hareket ediyor. Ve sonrasında şu stop fişleri, bunların zaten bir tanesi erkek, bir tanesi dişi. Tamam. Bunu zaten dişi erkeği, belli. Evet, evet yerleri belli zaten. Standart. Bunlarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor Ercan? En önemli olan bağlantı yeri burası. Bir de gaz telinin olduğu yer, bir de şaft borusunun olduğu yer. Tamam. Sadece iki tane hususa dikkat edildikten sonra bir problem çıkmaz. Ve sonrasında yine biz hava filtre kapağımızı ilk önce alttaki tırnağımızı şu şekilde oturtup yerine tık diye kapatıyoruz. Şu anda evet, makinamız kuruluma hazır, hazır derken iki tane de şurada cırtımız var. Nedir onlar? Şunlar, yani bunlar mesela bahçede çalışırken evet. sağa sola takılmaması için onları da şu şekilde
getirip şöyle yaptık mı? Yaptık mı? O zaman borular da böyle evet sallanmayacak. O da bizim çalışmamızı etkileyemeyecek. Yani bir sağa sola takılmasını engelleyecek yani sonuçta. Evet. Bu şekilde taktık ve de şu anda hazır mıyız şu anda? Şu an makinemiz çalışmaya hazır. Evet, biraz özelliklerinden bahsedelim istersen makine. Makinemizin bir çantası da var burada. Evet, burası anahtarlarımızı, takımlarımızı, gerekli kullanmamız gereken malzemeleri buraya koyabilmemiz için. Hı hı. Onun için yapılmış bir küçük bir çantamız. Hı hı. Burada gördüğünüz gibi askı kayışımız, yani sırtımıza hı hı. takacağımız yer. Hı hı. Onu da bir açalım. Hı hı. Basit ve çok pratik olan bir aksam yine. O zaman şöyle yapalım Ercan, başlığımıza takalım. Başlığımızın takılmasını da göstereyim izleyicilerimize. Sonradan da nasıl kullanılması gerektiğiyle alakalı bilgi verelim. Tabii. O zaman ben bu kısmı sana vereyim. Tamam. Bu kısmı ben alayım. Bize otomatik başlığın nasıl takılması gerektiğini de gösterir misin? Tabii. Şimdi şöyle çevirelim. Evet. Bunu takar böyle böyle bu şekilde çevirdiğimizde daha rahat takabiliriz bunu. Tamam. Ve sonrasında şurada gördüğünüz bir tane buji anahtarımız var. Tamam. Şimdi otomatik başlığın nasıl takılmasını evet ama ilk önce tabii. Şimdi onu göstereceğiz. Şurada gördüğümüz gibi bir yer var. Evet, nedir yuva. Hocam o? Burada bir tane yuva var. Bu gösterelim onu da izleyicilerimize. Şurada da bir tane yuva var sevgili seyirciler. Evet, bu yuvayı buraya kilitleyip de başlığı sökebilmemiz için. Evet, yani orada başlığın rahat hareket etmemesi için. Evet, burada tamam. Biz şöyle taktığımızda kilitliyor görüyorsunuz. Şu anda kilitledik. Evet, ve sonrasında buradaki somunumuzu çıkartıyoruz. Bunlar, bir de özellikle söyleyeyim, ters diştir. Tamam. Bunlar sağa doğru sola doğru sıkar, sağa doğru çıkar yani tamam. Gevşetilir. Bunu gördüğünüz gibi şu an sıktığım tarafa sökülüyor. Evet, ters yani bu. Ters, evet. Ama bunlar, bu aparatların şu ikisi, şu somunuyla evet. Bu ikisi bıçakta kullanılıyor. Başka bıçakta. Bir yerde. Şu tabii. Anda otomatik başlıkta kullanılmıyor. Yok. O yüzden onları çıkarıyoruz. Evet, bunlar şu üç parça, somun, pul evet. Ve bıçak. Bu sadece bunlar bıçağın malzemeleri yani. Otomatik başlıkta kullanılmıyor. Yok, hayır. Otomatik başlıkta sadece hiçbir şey yok. Sadece vida kısmı var. Evet. Onu yerleştiriyoruz. Buraya getirip evet. Yine şimdi de söktüğüm tarafa sıkıyorum. Bu şekilde şu an hazır hale geldi. Şu an makinamızın misina bölümü de hazır. Şu bölüm nedir hocam? Biraz izleyicilerimize bilgi verelim mi yani bu kısmı? Tabii. Şimdi makinamız şu misinalar gördüğünüz gibi şu an kısa. Kısa. Şöyle yapalım. İsterseniz şuradan siz tutun Şükrü Bey. Bak şöyle şuraya mesela makinamız tam devirde çalışıyor. Tamam. Makinamızın başlığını yere vurduğumuzda şu mekanizma açıyor ve misinamız uzuyor. Uzuyor. Yani elle uzatmaya uğraşmıyorsunuz. Yani direkt yere vurduğumuz zaman evet, misina uzuyor. Evet, misina uzuyor. Fazlasını da buradaki jiletimiz zaten. Kesiyor. Ve hazır kullanılma hale geliyor. Tabii tabii. Hiç burayla işiniz olmuyor ondan sonra. Hmm. Yani makineniz baktınız ipleriniz kısaldı. Yere vuruyorsunuz. Aşırı derece uzasa bile buradaki bıçağınız bunu makinenin boyutuna göre kendisini ayarlıyor. Yani çekiş durumuna göre hepsini ayarlıyor. Şu an zaten birazdan çalışırken de göreceğiz. Ben size uzatacağım misinanın ne şekilde uzadığını, ne şekilde yapıldığını. Şimdi bıçağın takmasını da gösterelim Ercan. Tabii. Gene sabitliyoruz herhalde başlığı. Tabii. Bunu burada sabitliyoruz. Bunu yine ters sağ yani. Tarafa doğru, evet, sağ tarafa doğru çevirdiğimizde bu şekilde çıkartıyoruz ve başlığımız çıktı. Başlığımız çıktı. Şimdi de bıçağımızı takalım. Evet. Bu üçlü bıçak nerelerde kullanılıyor? Bu üçlü bıçak çayır biçerken ve sonrasında kalın otlu mesela kalın otların içerisinde misinayla çalışamayacağımız yerlerde, ağaçlık bölümlerde onları da kullanabiliriz. Peki bilgisini de verelim izleyicilerimize. Özellikle hayvanların yemini hazırlarken üçlü bıçak kullanıyoruz evet. Benim bildiğim kadarıyla. Evet. Otomatik başlığı kullanmıyoruz. Aradaki yok. Fark nedir? O suyunun gitmemesi mi? Aradaki bu otu paramparça yapar. Paramparça. Saman haline getirir bu. Evet. Bu da otu keser, yatırır sadece. Yatırır. Parçalamaz. Ve bu şekilde hayvanlarımızın da tabii. Yiyebilecekleri yemi de hazırlayabiliriz yani. Evet evet. Bu da yine bizim bıçağımızın genel evet. Muhafızası. Koruma evet. Muhafızası evet. Şimdi bunu takarken şöyle özellikle göstereyim. Şuradaki yuva bir de buradaki yuva. Evet. Bu yuvayı buraya koyduğumuzda bakın şöyle tuttuğumuzda şu şekilde döndürmemiz gerekiyor. Şöyle. Yoksa eğer ki bunu döndürmediğimiz zaman
Bu bunun üzerine gelip sıktığımızda makine aşırı derece titreşim yapar. Titreşim yaptığı sizi çok rahatsız eder ve bu da bizim makinemize zarar vermeye başlar. Dişli grubumuza arıza yaptırır, şahat borusuna arıza yaptırır, balata yuvamıza arıza yaptırır, spiral telimizi. Çünkü çok. Şuranın hatalı takılması makinenin her yerine hemen hemen zarar verebiliyor yani. Yani sizin şu anda taktığımız doğru bir şekilde. Evet, bu yani bunu takıldıktan sonra şöyle elle çevirdiğinizde bu yerindedir zaten. Bunu da şöyle gördüğünüz bir tane pulu var. Bu pulu bunu getirip üzerine direkt şu şekilde koyuyoruz. Tamam. Bu şekilde koyduk. Ve sonrasında bir tane de somunumuz var yine. Bunu da bu şekilde çevirip yine anahtarımızla sıkıyoruz. Sıkıyoruz. Ve bu şekilde güzelce sıktıktan sonra ve sıktık ve buradaki parçamızı da aldık ve şu anda hazır mıyız? Şu anda hazırız. Şimdi o zaman gene benzinle yağımızı koyalım. Koyalım. İzleyicilerimize ne kadar koymamız gerektiği ile ilgili ben de gene sana şu sırt kısmını sana vereyim Ercan. Şu anda sevgili seyirciler motorlu tırpanımıza ne kadar yağ ve benzin koymaması gerektiği ile ilgili Ercan'dan bilgiler alacağız. Evet Ercan, bize anlatır mısın? Şimdi bizim depomuz 1 litre. Evet. Benzinimiz yani 1 litreye yine bütün iki zamanlı makinelerde bu standarttır. Yani buna da iki zamanlı yağ koymam gerekiyor mu? Tabii tabii. Ya kesinlikle yani bunu yağsız benzinle çalıştırmak olmaz. Bu da aynı. Ya az önce daha önceki programda bahsettiğimiz gibi testlerde nasılsa bunda da aynı. İki zamanlı çünkü, yağ gerekiyor. Evet. Bunun yağ oranını biraz daha fazla karıştırırsak yani mesela 1'e 40 da 1'e 50 olarak yaparsak makinemizin daha uzun ömürlü çalışmasını sağlarız. Bir miktar daha fazla mı koymamız evet, gerekiyor? Evet. Bir miktar daha fazla koymamız gerekiyor. Onu da neden diye sorarsanız çünkü evet, bizim bu makinelerimiz biliyorsunuz yazın sıcakta aşırı derece sıcakta çalışıyor. Sıcakta çalıştığı için ısı derecesi çok fazla artıyor ve bu yüzden bunu da bizim makinemizi soğutan şuradaki pervanesidir bir de benzin içerisindeki yağdır. Yani o yüzden bir miktar evet, daha yağ fazla tabii, koyabiliriz. Bir miktar daha fazla yağ koyarsak makinemiz daha uzun ömürlü çalışabilir yani. Evet, şu anda koyalım benzinimizi Ercan, yağımızı. Şimdi yine gördüğümüz gibi bizim benzinimiz, yağımız karışık. Evet sevgili seyirciler, şu anda benzinimizin içerisinde zaten yağımız var bizim. Biz daha önceden hazırlamıştık bunu. 1 litreye 40 gramlık iki zamanlı motor yağı koyacaksınız ama motor çok fazla aşırı ısındığı için biz bir miktar daha yani 50 grama kadar çıkartabiliriz değil mi? Tabii tabii. 50 grama kadar çıkartabiliriz. Evet. Şimdi koyalım benzinimizi. Evet şu anda yağ karışımlı benzinimizi tırpanımızın içerisine koyuyoruz. Şöyle koyduk. Şimdi çalıştırmamız gerekeni koyduk. Yani bunda şu anda çalışırken dikkat etmemiz gereken nedir? Şimdi bunu ilk çalıştırmamız gereken, dikkat etmemiz gereken husus şu. İlk önce şuradan başlayalım. Start ve stop tuşu. Evet şurayı gösterelim izleyicilerimize. Yani, ileride stop, geride burada start. Burada açık yani. Burada tamam, çalışır durumda. Sürekli burada kalacak. Stop edeceğimiz durumda da bunu ileri ettiğimiz zaten makine tamam, stop ediyor. Ve şu an çalıştıracağımız için peki, start tuşuna getiriyorum. Tamam şu an start tuşuna. Peki şu düğme ne işe yarıyor? O mesela şu an eliniz ağrıdı. Buna gaza basıyorsunuz. Bunu da buradan bastırdığınız zaman gaz basılı kalıyor. Bu otomatikman dönüyor şu an. Otomatikman dönüyor. Ve bunu da bırakmanız gereken şöyle gaza bastınız mı o da otomatik olarak atar. Tamam. Şu anda düğmemiz startta. Şu an startta. Ve de şimdi makinemizi ilk çalıştıracağımız zaman şöyle bir şey var. Bunların altında benzin baloncuğu var. Şöyle göstereyim ben size. Şurada. Bunu buraya benzin girene kadar pompalıyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi. Evet. Buraya bir bakın 7-8 defa falan pompaladım. Yani bunu 10 defa 12 defa ne kadar pompalarsanız yani o hiçbir zarar olmaz. Yani burada buraya benzin geldiğinde zaten daha fazla katılaşıyor belli oluyor. Şu alt kısımda olduğu için. Şu an makinemizin içine herhangi bir benzin geldi. Şu an makinemiz çalışmaya hazır. Yine bunda onda bahsettiğimiz gibi jikle konumumuz var. O da şurada gördüğünüz jikleyi gibi. Jikleyi gösterelim. Evet. Şurada jikle konumumuz var. Bu jikle konumunu ilk çalıştırma esnasında yukarıya kaldırıyoruz. Yukarıya kaldırmazsak makinemizin boğazı açık kalır ve bu daha fazla ip çekmemizi sağlar. Hı hı. Ama bunu yukarıya çekip çalıştırırsak eğer daha kısa zamanda evet, çalıştırabiliriz. Çalıştıralım şu anda. Çalıştıralım. Bakın şimdi yine bir çalışma sesi yaptı. Hemen jiklemizi indiriyor muyuz? Yok. Jiklemizi şey yapıyoruz. Kaldırıyoruz yukarıya. Ve şimdi
biraz ısınması gerekiyor. Az önce bir şey bahsetmiştim ya. Yani evet, buradaki yapılan hatalardan bir tanesi sevgili seyirciler. Motor ısınmadan sakın sırfınızı çalıştırmayın. Ben biraz önce onu yapmaya çalıştım. Motor kendine gelmediği için şu anda zorlandı. O yüzden motorun biraz ısınması gerekiyor. Şu anda ne yapıyoruz? Şu anda bir şey yapmıyor. Sadece makinemi bekliyoruz şu an. Jikliği indiriyor muyuz? Şu an jikliği indirdim zaten. Şu an jikliği iki konumda ve motor şu anda çalışıyor. Ne kadar beklememiz gerekiyor bu şekilde? Şuradan alttan elimizle tuttuğumuzda zaten burada da yine aynı egzoz ısınıyor. Egzoz ısındığı takdirde gazımıza basabiliriz. Şu an mesela gazımıza basabiliriz. Böyle gösterelim. Evet sevgili seyirciler, şu anda tırmanımız kullanmaya hazır. Şimdi Ercan'la birlikte nasıl tırman yapılması gerektiğini, nasıl onların budanması gerektiğini Ercan'ından bir bilgi alacağız. Şimdilik kesim sahamıza gidiyoruz tekrardan. Tırpanımız var yanımızda. Palmera BG520A ve üçlü bıçağa takılı. Şimdi biz bu üçlü bıçağı niçin kullanıyorduk Ercan? Bir kez daha hatırlatalım. Üçlü bıçakta mesela hayvanlarımıza mesela yiyecek hazırlamak için, otları parçalamadan kesmek için ya da kalın cisimli yerlerde çalışmak için, mesela ağaçlık olan kısımlarda çalışmak için kullandığımız bir özellikle üçlü bıçak. Özellikle fındık ağaçlarında dip sürgünü alırken birebir herhalde. Evet. Onları da birebir kullanabiliriz. Evet. O zaman bir kesim için bize bir gösterir misin bir örnek? Tabii, nasıl kesim gösterelim. Yapmamız gerektiği ile alakalı? Tabii gösteririz. Yani şu an önce ne yapmamız gerekiyor özellikle sırt tırpanda sırtımıza yüklerken? Sırtımıza yüklemeden önce makinemizi çalıştırıyoruz. Sonrasında sırtımızı alıyoruz. Ve ondan sonra çalışmaya başlıyoruz. Evet, yani. Bize bir gösterir misin? Tabii. İlk önce yine stop start tuşuna dikkat ediyoruz. Tamam. Sonrasında yine benzinimizi pompalıyoruz. Daha kolay çalışması için. Tabii. Sonrasında jiklemizi kaldırıyoruz. Sonra jiklemizi yine yerine indiriyoruz. Bir defa çektikten sonra. Evet, şu an çalışmaya başladı. Evet, şu an çalışmaya başladı. Tamam, sırtımızı alalım. Nasıl alıyoruz sırtımıza? Sırtımıza bildiğimiz... Ben de yardımcı olayım sana. Bu şekilde aldık. İlk önce altındaki kemerimizi kilitliyoruz. Şu şekilde. Evet, kemerimizi yaptık. Evet. Sonrasında tabii bunları kendi üstümüze göre ayarlayabiliyoruz. Şuradan askı yerlerinde. Evet, şu anda sen kendine göre ayarlıyorsun. Evet, ben şu an kendime göre ayarlıyorum. Gördüğünüzde yani... Şu anda evet, rahat, şu an... rahat mı peki? Tabii. Şu an sırtında şu an... bir şey hissetmiyorsun. Yok, şu anda hiçbir şey hissetmiyorsun. Zaten özel burada şeyler de var herhalde, korumalık. Evet, koruyucu süngerler var. Süngerler işte, de var. Şeyin, vücudunuza zarar vermemesi evet. için. Bu şekilde yine... Yine makinenin şeyi sağ tarafınızda kalacak şekilde olacak. Sol tarafta olmayacak. Sol tarafını zaten çalışamazsınız yani. Tamam. Ya yine tabii illaki çalışılır da o mesela... Zor olur yani. Yani zor olur illaki, çok yorar. Ama sağ tarafta istediğimiz gibi çalışıp kullanabiliriz yani. O zaman bize bir kesim gösterir misin? Tabii gösterelim. Bu şekilde kullanabiliriz. Hı hı. Bir şeye dikkat ettim. Yani onu da doğru söyledin. Özellikle misine parçalıyor, samanhaneye getiriyor ama üçlü bıçak kestiği gibi bırakıyor. Evet, kestiği gibi kalır yani. Yani burada demek ki hayvanlarımızın otlarını hazırlarken de yani çok kullanışlı bir bıçak yani bu da. Tabii tabii evet. Ve de özellikle belirtmem gereken husus da şu. Bu bıçakta kullanırken gözlük ve maske şart. Değil mi? Evet, yani çünkü onu mutlaka söyleyelim. Evet, bir de
Bunu da bıçaktayken makineyi tam devirde çalışmaya gerek yok. Hı hı. Normal bir yani yarım devirde de olsa çünkü bıçak keskin olduğu için hı hı. rahatlıkla kesebiliyor. Yani bu da fazla hı hı. yakıt sarfiyatına neden oluyor. Hı hı. Ona gerek yok. Yarım gazda her şekilde işimizi görebiliriz yani. Evet Ercan, son söz olarak söylemek istediğim bir şey var mı izleyicilerimize? Son söz olarak söylemek istediğim bir şey sadece demek istediğim dikkatli kullansınlar ve maske ve gözlüksüz kullanmasınlar, muhafızsız kullanmasınlar, benzinle yağını eksik kullanmasınlar ve de hava filtresini falan her şeyin düzgünce bakımını yapsınlar ve de seneler boyu hizmet etsin makine onlara. Oğlum çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler ederim. İçin. Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.